Şartı belli inşallah. Canım benim, iyi misin? Güzel İyiyim. Kız. Kul kusursuz olur mu? Dilimiz sürçtü. Neşet Ertaş'ı da rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Dün de ondan bahsettik. Öyle mi? Sevgili Gülay'la kuliste beklerken Mesut Yarın konuydum da en son günlerinde demiş ki o menajeri, çok iyi görünüyorsun ustam demiş. Öyle mi? Hadi demiş, hani inanmıyorum iyi göründüğüme. Sonra da zaten vefat etmiş canım benim. Allah mekanını cennet etsin. Amin. Sen? Ben iyiyim. Herkes sevgili saygıyla selamlıyorum. Güzel kız maşallah. O senin güzelliğin İkbal ablacığım. Kendimi senin yanında çok huzurlu, canım çok rahat hissediyorum. Cuna bakın, cuna bakın. Allah böyle hani güzellik dağıtık et. En ön sırada bu varmış. Arkasılarında da işte diğer insanlar. Estağfurullah. Maşallah. Çok güzel şeyler konuşacağız. Şimdi bugün konuşacağımız konular sadece hani 30'u 40'ı aşmışlar için değil. Aslında sağlıklı bir yaşam sürüp huzurlu ve sağlıklı bir yaşlılığı da isteyenler için çok önemli bir program olacak. O yüzden rica ediyorum, defteriniz kaleminiz hazır olsun. Bir de İlaçsız Yaşam diye hocamın muhteşem bir kitabı çıktı. Doktor Ümit Aktaş, çok uzun zamandır bekliyorduk. İçindeki bilgiler hayatımızı değiştirecek. Aslında çok önemli bir iddia bu. İlaçsız yaşam gerçekten mümkün mü? Önemli olan hastalandıktan sonra iyileşme çabaları değil, hastalanmadan evvel neler yapacağız? Hastalanmak istemiyoruz açıkçası. Doktor Ümit Aktaş geliyor efendim. İyi misin? Önce bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Zaten maşallah en çok satanlar da hemen yerini almış da. Evet, faydalı olur inşallah. İnşallah. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet, geçen hafta çıktı kitabımız. Bu hafta ikinci haftası. Daha bir haftayı yeni tamamladı. Satışları da gayet iyi gidiyor. Umarım faydalı olur. Umarım. Yok zaten ama şöyle bir şey vardı. Programda insanlar seyredince çok etkileniyor. Fakat bizi seyrederken yazsa bir şeyleri kaçıracağım diye düşünüyor. Doğru. Şimdi doğru. Hepsi yazılı vaziyette. Hepsi yazılı. Elinizde hazır. Doğru. Bugün hem cici gıdalar hem kötü gıdalar. Evet, kötü, kaka demeyeceğim çünkü nimet sonuç itibariyle. Kötü evet, gıdalar. Evet. Bağışıklık sistemi neden bu kadar önemli? Ne olur Deniz'ciğim sen de olaya hep müdahil ol. Hani evet, genç bir arkadaşla nasıl ilgili bu konuda merakımızı gider. Bağışıklık sistemi çok önemli. Çünkü bağışıklık sistemi bizim hastalanmamızı engelleyen sistem. Hastalandığımız zaman da sağlığımıza kavuşmamızı sağlayan sistem. Yani hastalıklara karşı korur ve hastalıkların meydana geldiği durumda da tekrar iyileşmemizi sağlar. Hastalıkların iyileşmesine yardımcı olur. Bağışıklık sistemi hem az çalışırsa hastalık yapar hem de çok çalışırsa hastalık yapar. Az çalışırsa vücudun hastalıklara karşı direnci azalır. Her türlü hastalığa karşı, aklınıza sadece nezle, grip, enfeksiyon hastalıkları gelmesin. Kansere karşı da vücudun direnci azalır, şeker hastalığı da meydana gelebilir. Bağışıklık sistemiyle alakası olduğu bunların hepsinin gösterildi. Ve bunun yanında
çok çalışırsa da çeşitli hastalıklar yapabilir. Alerjiler, otoimmün hastalık dediğimiz romatizmal hastalıklar, sedef hastalığı. Her şeyle savaşmaya başlıyor öyle. O zaman. Bağışıklık sistemi çok çalıştığı zaman bir tür yanlış reaksiyon meydana getirerek vücudun kendi dokularına saldırmaya başlıyor. Bu normalde istenmeyen bir şeydir. Bağışıklık sistemi hücreleri oluştuğu zaman bizim şurada timus bezi diye bir bezimiz var. Hani uykuluk satıyorlar ya. Uykulabiliyorsunuz yağlı, değil mi? Yağlı. İşte o uykuluk hayvanın timus bezi. Bizim de timus bezimiz var burada. Kelebek şeklinde bir bez bu. Bu kelebek şeklindeki bezde bizim bağışıklık sistemi hücrelerimiz kodlanıyor. Ha, o zaman bu timus bezini vurma hareketini de gösterelim. Anadolu'da insanlar birilerini kaybettiği vakit ne yapar? Böyle vurur değil mi? Mikrofona biraz ses çıkarıyor olabilirim. Aslında bu timus bezini harekete geçiriyormuş ve bağışıklık sistemimizi de güçlendiriyormuş farkına varmadan. Böyle bir iddia da olabilir tabii evet. ki. Evet. İşte bu timus bezi bağışıklık sistemi hücrelerini kodlarken o hücrelere vücudun dokularını öğretir. Der ki bak bu benim dokum, bu benim karaciğerim, bu benim böbreğim, bu benim eklem dokum, bunlara saldırmayacaksın. Bunları öğretir ve sonra da zararların kodlarını verir. Bunlar da zararlılar, bunları da görünce saldıracaksın. Örneğin kanser hücresinin kodunu verir. Bu kanser hücresini gördüğün zaman hemen yok edeceksin. Fakat yine de bu hücreler bu eğitimden, bu kodlamadan geçerken bağışıklık sistemi hücrelerinin %90'ı yanlış öğrenir bunu. Allah Allah. Timus bezi bu yanlış öğrenen hücreleri... Dersinizi iyi dinleyin timus hücrelere. Timus bezi bu bağışıklık hücrelerini yanlış öğrenen hücreleri dışarıya bırakmaz, yok eder. Dışarıya sadece doğru kodlanmış hücreleri çıkarır. O hücreler de gider, vücuttaki bağışıklık sistemi organlarına yerleşir ve ondan sonra herhangi bir zararlı olursa hemen harekete geçer oradan. Vücuttaki en büyük bağışıklık sistemi organı da, hücrelerin en çok yerleştiği organ da bağırsaklardır. Bağırsaklar. Evet, bağırsaklarımız en büyük bağışıklık sistemi organıdır. %80'i mi demiştin geçen sefer? Vücuttaki hücrelerin, bağışıklık sistemi hücrelerinin %80'i bağırsaklarımızda bulunuyor. Peki bu arada, bunlar kiloya vurursak... Bir kiloyu aşkın bir kiloymuş değil mi? Yaklaşık 2 kiloya yakın faydalı bakteri var ama bağışıklık sistemi hücrelerinin tabii kaç kilo olduğunu ölçmek şu anda yani mümkün. Yani bağırsağımızda sadece 2 kilo bakteri taşıyoruz. Yaklaşık evet 1 kilo ile 2 kilo arasında bakteri taşıyoruz. Bu arada ilerleyen zaman içinde vücutta bir takım yanlış algılar bağışıklık sisteminde meydana gelebilir. Bu kimi zaman bakterilere, virüslere bağlı olarak meydana gelir ama çoğu zaman da neden olduğunu bilemeyiz. Ve bu hücreler vücudun dokularına saldırmaya başlar. İşte efendim yerdeki halıda toz var. Benim o toza alerjim var. İyi de niye buradaki hiç kimsenin yok da benim var? O toz eğer zararlı bir şeyse hepimiz için zararlı. Ama niye ben sadece ona aşırı reaksiyon gösteriyorum? Bu alerjileri meydana getirir. Bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyonu. Aşırı çalışması. Aynı kaşıntılar, şekilde, maşıntılar. Kaşıntılar, egzemalar, saçlı deride meydana gelen alerjiler. Bunların hepsi bağışıklık sistemiyle alakalı reaksiyonlardır. Aynı şekilde... Efendim benim romatizmam var. Eklem romatizması. Eklem şu romatizması. Grup romatizma grubu hocam. Alkışladı demin. Belli. Eklem romatizması bağışıklık sistemi hücrelerinin ekleme saldırmasıyla meydana gelir. Biz bu tarz hastalıklara tıpta otoimmün hastalıklar diyoruz. Yani bağışıklık sisteminin kendi kendine oluşturduğu, vücuttaki yanlış cevap sonucu oluşan hastalıklar. Böyle bir sürü hastalık söz konusu. Romatizmal hastalıklar, Hashimoto tiroidi dediğimiz tiroid, sedef hastalığı, kolitler, ülseratif kolit, Crohn hastalığı gibi hastalıklar bu gruba girer. Hatta şeker hastalığı bu gruba girer. En son geçen hafta bir yayın okudum. Yüksek tansiyonla alakalı. Yüksek tansiyon hastalarında bağırsaktaki faydalı bakterilerin yapısının bozulduğu gösterildi. Tamam. Filiz anne seyrediyorsun. Çünkü sizin çıkacağınızı biliyordum hocam. Buradan selam Filiz olsun. Filiz anne ameliyat oldu. Belinde bir kayma varmış. Ondan sonra tansiyonu hiç durduk yere 20'ye çıkıp 16'ya düşüyor. 20'ye çıkıp 15'e düşüyormuş. Neden olduğunu anlayamadık dedi. Hemen aklıma antibiyotik kullanılması geldi ameliyat sırasında. İster istemez sonrasında mikrop kapmasın diye. O da probiyotikleri öldürüyor. Dedim Ümit hocamın önerdiği probiyotiklerden sana yollayalım. Allah'ın izniyle kurtul bundan. İkbal'i, gerçekten. İkbal'i 6 aya mezun ediyoruz. 4 sene sonra da uzmanlığını kutlayacağız yani, inşallah. Doktor olmak istiyorum. Vallahi ben çok aşığım sizin mesleğinize. İnşallah. Bugün de yine biliyorsunuz doktorlarımız bir polikliniklerde hasta bakmıyor. Bugün gitmeyiniz. Ölüm yıl dönümü çünkü geçen sene maalesef. Geçen sene de maalesef sevgili Ersin Arslan'ın öldürüldüğü gün hastası. Yine biz yayındaydık. Canlı yayında beraberdik. Evet, ertesi gün beraberdik.
Bir sene olmuş, rahmetle anıyoruz Doktor Ersin Aslan'ı. Ailesine sabır diliyoruz. Ve artık bu şiddet kültürünü sona ermesini istiyoruz. Her anlamda. Hamile kadını öldürdüler. Tabii ki, aynen öyle. Modern. Yani sadece doktorlara değil, sağlık çalışanlarına değil, her alanda şiddet kültürü artık sona ersin. İnsanlar birbirlerine saldırmaktan vazgeçsinler. Saldırarak, şiddet uygulayarak ne eşinizde, ne sağlık çalışanıyla, ne herhangi bir insanla hiçbir probleminizi halledemezsiniz. Biraz masaya geçelim. Bizim de inşallah Sayın Nihat Hatipoğlu'yla beraber bu şiddete karşı bir çalışmamız olacak. Allah'ın izniyle bütün elinize Türkiye'yi sağlık. Dolaşacağız. Nihat hem dini boyutta bilgi vereceğiz. Evet. Hem de yaşam koşulu şimdi, ve medyatörlük. Evet. Galiba burada, sevgili Meltem gelmedi henüz. Henüz gelmedi. Bağışıklık sistemimizin dostları ve düşmanları. Peki, madem bu kadar önemli, tansiyonumun bile yükselmesine yol açıyor. Kendimi halsiz hissettiriyor, hastalanmama sebep oluyor. Bunlara nasıl peki? Peki. Önce burada bakın bu çocukların çok sevdiği, cips. Kimsenin dayanamadığı cipsler var. Çeşit çeşit cipsler var. Bunun için ben ne isteyeceğim biliyor musun İkbal'cığım? Yağ var mı dolabımızda? Var. Lütfen sıvı yağ istiyorum ben. Bir de boş bardak rica ediyorum lütfen. Tamam. Cipsi çoğunuz seviyorsunuzdur eminim değil mi? Sevmiyor musunuz? Oo, bir kısım seviyoruz dedi, bir kısım sirkeç. Sevmiyoruz dedi. Meltem'i çağırabilir misiniz? Ama burada sirkeç çocuklar olsaydı, çocukların hepsi seviyoruz diye atlarlardı değil mi? Çocuklarınızın hepsi bayılıyor cipse. Ya, niye bayılıyor? Ne istemiştin çünkü canım? Bardak. Ya ve bardak rica ediyorum. Teşekkür ederim İkbal'cığım. Gel Deniz'cim, sen de gel. Deniz arkada yalnız kalmasın. Şimdi İste bakın. Bakın. Hem deniz hem toprak. Bir de bir göbek adında bir evet, rüzgar rüzgar bir şey olsaymış. Demek tam beş element. Ama ilkokuldayken kulakları çınlasın Yaşar öğretmenimiz vardı. Bana hep derdi ki ailen hiç düşünmemiş mi sana deniz toprak ismini vermiş. Neden öğretmenim derdim. Deniz toprak bunların birleştiğini bir düşünsene çamur derdi. Ay ne kadar üzülürdüm. Çok farklı bir bakış açısı evet, olmuş öğretmenim için. Evet ama eğlendirmek için ama ben o zamanlar ciddiye alıp üzülüyordum. Şimdi bakın burada çeşitli cipsler var. Bu zaten tamamen işlenmiş bir cips. Böylelerini hiç tavsiye etmiyoruz ama sakın bunu tavsiye ediyoruz anlamına gelmesin. Patates zaten özü itibariyle nişasta içerdiği için haşlaması bile çok kalorili patatesin. Ama şu cipsi yemekten bin kat evladır. Hele bir de üzerine pul biber kekik gezdirirseniz azıcık da faydalı bir şey yapmış olursunuz. Ama şu kadar bir cips yediniz. Yani bu cips ne kadardır? Aşağı yukarı 20 gram bir küçük değil. Paket. Heh. Bir küçük paket cips yediniz. Ne kadar yağ alıyorsunuz biliyor musunuz? Ya da ne kadar yağın vücudunuzda yaratacağı zarar meydana getiriyor bu cips biliyor musunuz? Dolduruyorum. Evet Emre, işte bu kadar yağ alıyorsun, oradan hadi canım deme. Evet. Bakın bu kadar cips yediniz. Bu yağın meydana getirdiği kadar güzel. Zarar. Üstüne bir şey daha söyleyeyim size. Bu yağ nedir? Yağ sadece değil mi? Yağın zararı var. Kalorisi İyi bir var. Yağ mı? Değil. Omega 6 içeriyor bu ayçiçek yağı. Isındığı zaman omega 6 oluyor bu. Ama omega 6'lar ısındığı zaman trans yağ oluyor. Vücudunuza çok zararlı. Bütün katı yağlardan daha zararlı. O ayrı ama bu kadar yağ aldınız. Ama bunun içinde tuz yok değil mi? Tuz. Bunda tuz var. Ne kadar tuz? 1. 2. Bu yağ saf yağ, henüz daha ısınmamış. Ne dedik az önce? Trans yağ ısınınca trans yağlara dönüşüyor. Trans yağlar dediğimiz yağlar margarinden bile daha zararlı vücudunuza. Aşkalaşıyor yani. Son derece kötü bir yağ. Kanserojen. Direkt olarak ısıtılmış yağların kanserojen. O zaman evdeki bütün kızartmalarımız mı kanserojen? Kızartmaların hepsi kanserojen değil, zeytinyağıyla kızartacaksınız. Bildiğimiz efendim zeytinyağıyla kızartma olur mu? Olmaz mı? Bal gibi olur. Çok da güzel olur. Evet, çok da güzel olur. Ama nedir? Kızartma yağını ikinci kez kullanmayacaksınız. Kesinlikle. İkinci kez kullandığınız zaman çocuklarınızı kanser ediyorsunuz, unutmayın. Ama onu da lavaboya dökmeyin. Çünkü bir litre yağ tonlarca deniz suyunu kirletiyormuş. Bir bidon ayırın, onu gelip belediyeler, bazı firmalar evinizden alıyor. Arabalarda biyodizel yapımında kullanılıyor. Üstelik geri dönüşüm. Yani hem çevreyi kirletmiyorsunuz hem de geri dönüşüme biyodizeli gidiyor. Onlar da çevreyi kirletmiyorlar bu arada. Hayatı korumalıyız, ekonomiyi korumalıyız. Sadece cebimizdeki para değil bu, dünyayı korumak için bu şart. Yağları biriktiriyorsunuz, geliyorlar alıyorlar. Ve hiçbir zaman ikinci kez ısıtmıyoruz, kızartmıyoruz. Karıştırırsak... Niye karıştırıyorsunuz? Mikrofon verebilir misin? Niye karıştırıyorsunuz sen aşkım? Karıştırma. Evet, karıştırma dedim, mikrofon düştü işte, bak gördün mü? Hocam zeytinyağla sıvı yağ karıştırıp da kullansak neden? Yemekleri hani ağır ilkten alışmak için. Hayır efendim, zeytinyağı ağır değildir. Kim demiş zeytinyağı ağır? Ben pilavı ile zeytinyağıyla zeytinyağı yapıyorum. Dünyanın en kaliteli yemekleri. Yağdır. Alışmak pilavı için.
Yani eskiden birisi bana zeytinyağıyla pilav yapacaksın dese hiç inanmazdım. Şimdi azıcık tereyağı koyuyorum. Doğru. Ve zeytinyağı koyuyorum. Ben de öyle yapıyorum. Hiç zaman, de lapa olmuyor. Muhteşem. O zaman tamamen bunlar hayatımızdan çıkaracağız. Bunlar yani. Alışkanlıktır. Yani zeytinyağı peki, ağırdır. Peki ayçiçek yağını hiç kullanmasın da demiyorsun tabii. Ayçiçek yağını çok az miktarda kullanabilirsiniz. Ama burada yağı ısıtmak söz konusu. Önemli olan yağı ısıtmamak. Omega 6 içeren yani ayçiçek yağı türü, mısır özü türü yağlarda soya ısıtmayacaksınız. Soya da öyle. Soya yağı Türkiye'de çok fazla kullanılmıyor zaten. Kanola yağı. Kanola yağı aynen öyle. Kanola bir de fındık yağı kullanılıyor. Evet, bunların hiçbirisini ısıtmayacaksınız. Yemek pişirme usullerinizi değiştirebilirsiniz. Bütün malzemelerinizi çiğden koyun. En son piştikten sonra bir yemek kaşığı zeytinyağı gezdirin üzerine. Çok daha lezzetli olacak, aromatik olacak. Kendi suyunu bırakıyor olacak. Kendi ya zaten suyuyla pişecek. Sebzeler. Evet, kendi suyuyla pişecek. Bakın, ne dedik? Cips. Çocuklarınıza cips yedirmeyin. Mümkün olduğu kadar cipsten uzak tutun. Cips sağlığınıza zararlı. Sadece kalori içerdiği için değil, aynı zamanda çok yüksek yağ ve tuz içerdiği için de zararlı. Üstelik kanserojen olabilme riski var. Bunu unutmayın. Bu zararlı gıdalar başında bir numarada geliyor cips. Bundan uzak durun. O zaman bir de hani sanatçılarımızdan da rica edelim ki hani para kazanacaklar tabii reklam çevirirken. Böylesine sağlığa zararlı bir şeylerin reklamlarında da oynamasınlar ki heveslenip yani çocuklar onları alıyorsun. Çatır çatır çünkü insanın yani benim bile ben hiç almam evime Allah şahidim cips. Benim bile onlar çatır çatır yerken ağzımın suyu canım akıyor. Istiyor, evet mi? Ama evet. Biz ne yapıyoruz? Meltem'in yaptığı gibi ben yapıyoruz. Ben sana çok daha enteresan bir şey söyleyeceğim şimdi İkbal. Tamam doğru sana katılıyorum İkbal'e. Sonuna kadar katılıyorum. Sanatçılarımız dikkat etmeli. Peki Türk Kardiyoloji Derneği'ne ne demeli? Türk Kardiyoloji Derneği sağlıklı kalp için kampanya düzenliyor ve bir margarin firmasının katkılarıyla düzenliyor. Bunu da şakır şakır televizyonlara çıkıyor. Nasıl bir imaj doğuyor biliyor musunuz? Sanki o margarin Türk Kardiyoloji Derneği tarafından destekleniyormuş, sağlığa faydalıymış, öneriliyormuş gibi bir imaj doğuyor. Allah aşkına Türk Kardiyoloji Derneği'nin yapacağı kampanyayı destekleyecek hiçbir firma sponsor yok mudur? Margarinciye mi kaldı Türk Kardiyoloji Derneği? Bütün Türk kardiyologlarının üye olduğu dernek. Peki devam edelim hocam. Sucuğumuz evet. Var, baklavamız var, şimdi, hazır çikolatalarımız, sosisimiz. İkinci zehirime geçiyorum. Birinci zehirimi söyledim. İkinci zehirime geçiyorum. Bağışıklık sistemin ikinci zehiri. Şeker. Şeker ikinci zehirimiz. Bundan 150 yıl öncesine kadar dünyada şeker yaygın olarak kullanılan, hatta ne 150 yıl? Bilmiyorduk ki. 110 yıl öncesine kadar. 1900 yılların başında, kitabımda var bu bilgiler, net rakamlar. 1900 yılların başında İngiltere'de yıllık şeker tüketimi kişi başına 5-6 gram. Yıllık şeker tüketimi 5-6 gram. Bakın yani kilo demiyorum. Sakın unutmayın. 5-6 gram, gram yıllık. Yani bir çay kaşığı, bir tatlı kaşığı. O kadar bile yok. Yarım çay kaşığı falan. Şimdi sevgili Deniz, bugün İngiltere'de ne kadar biliyor musun şeker tüketimi? 30 kilonun üzerinde yıllık tüketim. Kaç? 1000 katı. İnanılmaz bir yükseliş. Bizim ülkemizde de 30'a yakın, 20'nin üzerinde. En fazla tüketen İsrail, kişi başına 70 kilo kadar şeker tüketiyor. Bakın şeker zehir. Şimdi ne diyorsunuz? Canım tatlı olmadan yapamam, dayanamam tatlıya. Değil mi? Bakın şurada ona baklavalar var. Ona alıştı, mi alıştı? Burada başka tatlılar var, çikolatalı tatlılar var. Niye şeker olmadan yapamıyorsunuz? Yapamıyorsun ama 200 bin yıldır insanoğlu dünyada şeker olmadan yaptı. Sen nasıl niye yaşıyorsun? Nasıl oldu da 100 yıl içinde 200 böyle oldu? 200 bin yıl insanlar yemeden durdu da sana ne oluyor arkadaşım? Kısa bir ara, ondan sonra buradayız inşallah. Uğur Derin Dondurucu'nun sunduğu İkbal devam ediyor. Benim. olsun. Birazcık derse de ihtiyacımız ders var. Oldu. Evet. Yani şöyle bakınca bu tarafa, bu tarafta doğal gıdalar, burada işlenmiş gıdalar. Bunlar faydalı olanlar, bunlar zararlı olanlar diyebiliriz. Şimdi zehrimizi gösterdik. Şeker ve şekerli gıdalar. Yani çikolatalı tatlılar, baklava ne çok seviyorsunuz değil mi? Böyle bütün aslında beyazlara konuşmamız gerek bizim burada. Un da var. Sütlü tatlılar da buna girer. Sütlü aç gibi, muhallebi gibi, kazan dibi gibi. Ama bunun yerine ne yiyeceğim? Ben tatlıyı çok seviyorum. Ha? Hanımefendi dedi ki şekerim düşünce ne yapacağım? Düşürmeyin dedim ben de. Düşürmeyeceksiniz. Düşürmemek elinizde. Nasıl elinizde? Hastalıklar hariç sağlıklı insan için konuşuyoruz. Dengeli beslenirseniz, ne yediğinizi, nasıl yediğinizi bilirseniz bunların hepsi kitapta anlatılıyor. O zaman şekeriniz düşmez. Böyle asitli de beslenmemiş oluyorsunuz. İnanın el ayak titremesi hiçbir şey evet, kalmadı. Doğal beslemek her şeyin özüdür. Şimdi
Şeker yerine ne tüketebilirim tatlı? Bal tüketebilirsiniz. Ama hakiki. Hakiki bal tüketebilirsiniz. Öyle bilmem kaç kilosu 3 kuruşa bal almayın. Öyle bir bal yok. Mümkün değil böyle bir şey. Keşke olsa da yesek ama arıların yaptığı bir şey bu. Öyle fabrikasyon çıkmıyorsa. Ki bu sene arılar çok feci hastaymış. Babamın da arıları var. Bu sene her zamankinden daha hastaymış. Babanın arıları mı Babamın arıları var ama. Buradan sen... öğretmenime sevgilerimi iletiyorum. Karakovan balı istiyorum öğretmenim. Benim de öğretmenim sayılır. Annemin öğretmeni. Sen de ki sana yolluyor mu? Annem hepsine el koyuyor. Öyle satış için değil. 5-10 kovanı var sadece. Tamam ben de zaten ben de para vermeyi düşünmüyordum. Parasız istiyorum. Ben baldan ziyade babamın propolisinden yararlanıyorum. Propolis çok önemli. Yani propolis çok azıcık önemli. Ağzınızı alın. Emin dünyanın en müthiş antibiyotiği. Evet. Aynı zamanda arılar arı sütü diye bir şey yapıyorlar. Bu arı sütüne İngilizce'de Royal Jelly deniliyor. Royal Jelly yani kraliyet jeli deniliyor. Niye öyle deniliyor biliyor musunuz? Arılar sevgileriniz normalde 4 ila 6 hafta yaşıyor ve üreme kabiliyetleri yok. Kraliçe arı diye bir şey var değil mi her kovanda? Her kovanın bir üreme kabiliyeti olan yeni arılar üreten bir kraliçe arısı var. O kraliçe arı nasıl oluyor biliyor musunuz? Nasıl oluyor? Normal arıların ürettiği arı sütünü yiyen sıradan arı, herhangi bir arı kraliçe arı haline dönüşüyor. Ve ömrü 20-30 seneye çıkıyor. Normalde 4 hafta yaşayacak arı 20 sene yaşıyor ve üreme kabiliyetine kavuşuyor. Peki onu nasıl seçiyorlar? Demokratik bir seçim mi var? İşte o kısmını bilmiyorum. Arıcılara sormak gerekir ama önemli olan benim için şu. Normal arıyı 4 haftada ölecek ve üreme kabiliyeti olmayan arıyı 20 sene yaşatabiliyorsa eğer arı sütü insanları da yaşatabilir. Onun için biz arı sütünü özellikle kanser tedavilerinde çok kullanıyoruz. Çok önemli bir madde. Propolis ve arı sütü. İnanılmaz etkili maddeler. Elimde ne var? Kuru meyve var. Her türlü meyveyi kurutabilirsiniz. Sadece inciri, üzümü değil. Ama her türlü maddeyi kurutmak mümkün. Ama hazırların üstünde şeker oluyor. Hocam kendimiz kurutuyoruz. Hayır kendiniz kurutacaksınız. Ama bu çok güzel görünüyor. Bunların bir de şekersiz organikleri de satılıyor. Onlardan da kullanabilirsiniz şekersiz olanlarından. Bir de ne yiyebilirsiniz tatlı yerine? Meyve yersiniz. Meyve kayısı. Kadar doğal tatlı yok. Ama nasıl yiyeceksiniz? Mevsiminde yiyeceksiniz. Mevsimi dışında meyve tüketmiyorsunuz. Portakalı kışın yiyeceksiniz, çileği yazın yiyeceksiniz. Bu mevsimde hormonsuz çilek olmaz. Kusura çilekleri bakmayın. Çilekleri Rusya yollamış dışarısı, ya bize. Aynen öyle. Rusya bile bu kriterleri koyuyor yolluyor. Biz de afra tafra yapıyoruz kendi kendimize. Diyoruz ki Rusya bizim çileklerimizi nasıl almaz? Mis gibi çilek yolladık ona. Benim için önemli soru şu. Rusya o çilekleri yolladı. Nereye gitti ne oldu o çilekler? İmha mı edildi? Yani o çilekler Rusya'dan afiyetle yendi haberiniz olsun. Yenmesin hocam. Dün pazara çıktım kıyamet gibi çilek yıkılıyordu ortalık. Öyle demeyin hocam evet. Ya. Çünkü çilek dayanıklı bir gıda değil oradan geri gelene kadar onlar mort olmuştur. Yok merak etmeyin onu yapıyorum. Bir telefon varmış telefon alalım. Bir de aslında içinizden bir bayan ya da bir beyefendi rica ediyorum. Gün içinde siz buyurun buraya gelin hadi hanımefendi. Telefona da merhaba diyelim hoş geldiniz. Merhaba buyurun. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? İyiyiz ya. Siz nasılsınız hanımefendiciğim? Teşekkürler İkbal Hanım. Sizin fanatik bir izleyicinizim. Bağlandığım için de çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Rica o yüzden ediyoruz. İlk defa bağlanıyorum bir canlı yayına ama çok da istiyordum. Şükür Allah'a kavuşturdu. Şeytanın bacağını size. Kırdınız. Her gün arayın artık bizi. Çok teşekkürler. Ama bağlanmak çok zor oluyor. Bağlanmak bağlanamıyoruz zor. Bir türlü. Evet, hatları biraz artırmak lazım. Bizdeki eleman sayısı kısıtlı. Ancak bu kadar yapabiliyoruz. Kusura bakmayın. Buyurun Ümit Hocam sizi dinliyor. Ben Ümit Hoca'ya geldiği için çok teşekkür ediyorum. Ben Ümit Hoca olduğu zaman sürekli istiyorum bağlanayım ama bağlanamıyorum bir türlü. İşte bağlandın. Süren bitiyor. Çabuk. Hemen çabuk söyle. Bağlandın hazır değerlendir. Merhaba hocam nasılsınız? Sağ ol iyiyim Aynur Hanım. Sen nasılsın? Teşekkürler. Hocam Allah'a şükür diyeyim ama ben çok ağır bir hastayım. Ben yıllardır ağır bir geçmiş iş yaptım. Romatizmam var. Geçmiş ama olsun. Yıllardır kortizon kullana ağrı kesici kullana artık ilaç kullanamıyorum. Midem gitti. Bir de benim kansızlığım var. Bir de iltihaplı romatizma kalbime vurmuş. Hem aural hem de mitral kapaklarında yetmezsizlik olmuş. Ondan sonra şimdi artık yukarıda Allah önce sonra size ne yapmam gerekiyor? Peki. Aynur Hanım geçmiş olsun. Eğer gelebilirsen kliniğime ben seni muayene edip özellikle tedavini düzenlemek istiyorum. Tamam, ama gelememe ihtimalini karşılıklı. Aradım. Ben sizinle birebir görüşmek istiyorum. Tamam. Telefonunuz varsa sizinle diyaloğa gireyim. Ankara'dan arıyorum. Var. İnternet sitesinden telefonumu bulabilirsin. Uzun süre kortizon kullanımı ne şimdi demek onu hocam? Anlatacağım. Aynur Hanım'ın şahsında bütün romatizma hastaları için anlatayım bunu. Romatizma az önce dedi ki bir bağışıklık sistemi hastalığıdır. Ne yapıyor romatizmada? Bağışıklık sistemi eklem dokularına, Aynur Hanım'ın hastalığında iltihaplı romatizmada eklem dokularına saldırıyor. Bir takım antikorlar dediğimiz o eklem dokularını tepki. Tanıyıp da hücreleri çeken maddeler üretiyor. Ve bu antikorlar sayesinde de öyle kötü bir hastalık meydana getiriyor ki. Isırap. Hasta hayatı boyunca bu ızdırabı çekiyor.
Aynur Hanım'da olduğu gibi kimi zaman kalp kapakçıklarına vurabiliyor. Ve ömrü boyunca hasta bu çok ciddi sıkıntıları yaşadığı için günümüz tıbbı, ortodoks tıp bu hastalara 3 grup ilaç veriyor. Birincisi kortizon. Aynur Hanım kullanıyorum dedi. İkincisi evet, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar. Ki bu ilaçlar aynı zamanda kanser kemoterapisinde de kullanılan ilaçlardır. Transplantasyonda sırf baskılayabilmek için veriliyor. Bu iki grup ilaç ne yapıyor diyeceksiniz. Bu iki grup ilaç sadece ve sadece bağışıklık sisteminin baskılanmasına yol açıyor. Yani hastalığı iyileştirmiyor, üstünü örtüyor. Baskılıyor, başına vuruyor. Sen diyor biraz diyor dur bakayım diyor. Sen bir sakin ol, heyecanlanma. Dur bakayım diyor. Bu ilaçları kullandığınız sürece bağışıklık sisteminizin tepesine vuruyor. Peki diğer hastalıklara da açık oluyoruz bu arada. Tabii ki bağışıklık sisteminiz çöktüğü için bütün genel vücut haliniz çöküyor. Diğer hastalıklara karşı vücut direnciniz kırılıyor. Kansızlık meydana geliyor. Sadece bağışıklık sistemi değil aynı zamanda ilaçların yan etkisi de yapabilir. Böbrekler, karaciğer. Bu kortizon oluyor ve bağışıklık sistemi baskılayıcı ilaçlar dediğimiz zaman tıp kitaplarını açtığınız zaman bunların haricinde de sadece bu ilaçlara bağlı sayfalar dolusu yan etkiler görürsünüz. Böbrek, karaciğer, mide şikayetleri, kanama bozuklukları gibi sayfalar dolusu inanamayacağınız kadar çok yan etkisi yani, vardı bu ya ilaçlar. Üçüncü grup? Üçüncü grup ilaçlar ağrı kesici ilaçlar. Steroid olmayan gruptaki ağrı kesiciler. Bunları niye veriyor günümüz tıbbı? Dayanamıyor hastanın ki ağrılarını kessin diye veriyor. Çok şiddetli ağrı çekiyor hasta. Ama bunlar da neye yol açıyor? Bağışıklık sisteminin yarattığı romatizmal iltihabın artmasına yol açıyor uzun süreli kullanımda. Ağrı kesici. Yani sürekli kullandığınız zaman romatizmal iltihap daha çok artıyor. Bu tıbbi yayınlarla evet, gösterildi, ispatlandı. Yani siz ağrım var diye ağrı kesici alıyorsunuz. Ağrınız kesiliyor ama iltihap daha çok artıyor, daha çok ağrınız oluyor. Daha çok ağrı kesici almaya başlıyorsunuz, daha çok romatizmal iltihap, daha çok ağrı, daha çok ağrı kesici bir kısır dönüyor. Peki ne yapacak? Ne yapacağız? Sen öyle hocam. Bu tarz hastalıklarda bizim uyguladığımız bitkisel tedavilerde bağışıklık sistemini dengeleyebilmek esası üzerine çalışırız. Yani bağışıklık sistemini sürekli güçlendiren değil, dengeleyen tedaviler. Sürekli baskılayan da değil. Baskılayan değil, güçlendiren değil, dengelemek esastır burada. Bunun için kullandığımız çeşitli tedavilerimiz var. Bir kere zerdeçal, bağışıklık sistemi bozukluğu olan her hastalıkta kullandığımız gibi romatoid artrit dediğimiz romatizmal hastalıklarda da kullanırız. Zerdeçalın burada çok ciddi etkisi var. Turmeric. Zerdeçal bizim en etkili tedavilerimizden bir tanesi. Ama baharat olarak aldığınızda turmeriği, zerdeçalı vücutta emilimi çok azdır. Bu tarz hastalıklarda biz hastalarımıza muhakkak bu bitkilerden üretilmiş hapları veririz, kapsülleri veririz, ekstreleri veririz. Onlarla tedavi ederiz. Bunun yanında omega 3 yağları. Omega 3 balıkta bulunur çeviriz diye herkes bilir ama en çok omega 3'ün bulunduğu kaynaklar bitkisel kaynaklardır. Balıklar da tıpkı biz zavallı insanlar gibi vücutlarında omega 3 üretemezler. Balıklar denizdeki yedikleri planktonlardan, mini deniz yosunlarından alırlar omega 3'ü. Onun için her balıkta bulunmaz. Bizde hangi balıkta çok var? Sardalya ve hamside var sardalyadan sonra. Ama kızartmayacaksınız. Somonun hepsinde yok. Somon sanki omega 3'ün yönünden çok zenginmiş gibi düşünüyorsunuz ama Türkiye'ye gelen somonların tamamı çiftlik somonu. Hatta ciddi bir kısmı GDO'lu somon. Maalesef Türkiye'ye girdi. Artık hayvanlarda da GDO var. Soğuk denizde yaşayacak. Suni yemlenmeyecek, özgür olarak soğuk deniz planktonları yiyecek, o zaman omega 3 var. Yoksa yok. Tabii balığı kızartmayacaksınız. Buğulama yiyeceksiniz ya da ızgara yiyeceksiniz. Bunun yanında çok önemli omega 3 kaynakları aldı eline İkbal. Ne bu? Semizotu. Sofranızdan eksik olmasın. Romatizma hastaları sofralarından semizotu eksik etmesinden. Omega 3'ün en zengin olduğu bitkisel kaynaklardan bir tanesi. Başka? Keten tohumu. Kereviz romatizmaya çok iyi gelir ve ceviz. Ceviz ve keten tohumu omega 3 yönünden çok zengin. Omega 3'ü alacağız. Son olarak probiyotik bakteriler romatizmal hastalıklarda probiyotik bakterilerin muhakkak takviye edilmesi gereklidir. Eğer probiyotik bakterileriniz takviye edilmezse romatizmanız iyileşmez. Muhakkak onları takviye etmemiz şarttır. Anneme gönderdim mi diye düşünüyorum şimdi probiyotik. Hemen İnşallah göndermişimdir. Peki hanımefendi isminiz? Fatma. Geçmiş olsun diyoruz bizi arayan sevgili seyircimize. Fatma Hanım, kaç yaşındasınız? Ya pardon, kadına da yaş mı sorulur canım? 18 belli. Yani istiyorum ki gün boyunca ne yiyor, ne içiyor? Evet. Cici gıdalar, efendim zararlı gıdalar. Vücudunuza dost düşman neler yiyorsunuz? Doğruyu. Yalnızca doğruyu söyleyeceğinize. Ben gerisi yiyorum aslında. Boğazıma dur diyemiyorum. Bir yere tatlı, reçel, bal onları tüketiyorum. Herhangi bir hastalığınız var mı? Reçel yiyorum, evet. Herhangi bir hastalığınız var mı? Hastalık çok. Hocam onu soracaktım az önce. Ben mesela komedin kullanıyorum.
Kan sulandırıcı. Kan sulandırıcı. Niye kullanıyorsunuz? Damar tıkanıklığım var. Yani kalp kapak hastasıyım. Romatizmi kalp kapağına vurmuş. O yüzden bazı şeyler... Ne kadar enteresan. Üst üste iki tane seyircimiz ve ikisinde kalp de romatizmal kalp hastalığı var. Evet. Peki ne yedin? Sabah ne yedin? Bu sabah bir şey yemedim vallahi. Geldi böyle. Ah, bir tehlike de bu. Evet. Bir tehlike de bu. Aç kalmayacaksınız. Olmuş. Sabah öğünü en önemli öğün. Niye? Çünkü vücudunuz harcayacağı enerjinin %50'sini sabah 7, öğlen 12 arasında harcar. Siz bu arada aç kalırsanız kan şekeriniz dibe vurur. Depodan bu sefer siz duramazsınız. İşte böyle önüme geleni yiyorum dersiniz. Niye? Çünkü kan şekeri çok düştü. Beyin diyor ki hayati tehlike var. Ye, yemek ye. Siz duramıyorsunuz. Yemeğe oturduğunuz anda yemeğe saldırırsınız. Bu sefer kan şekeri çok hızlı yükselir. İnsülin. Kan şekeri çok hızlı yükselince beyin der ki pankreas hemen insülin üret. İnsülin üretir beyin, pankreas. Biraz şeker kana düşer. Bol miktarda insülin salgılar. O insülin alır kan şekerini dibe vurdurur. Kan şekeri bir yemekten sonra bir daha düşer. Yemekten sonra dersiniz ki bende bir uyku hali, titreme. Perişan olursunuz. Bu sefer yine yemeğe ihtiyacı hissedersiniz. Kısır döngü. Bu arada kanda dolaşan çok insülin var ya. Ne yapıyor insülin? Yağ dönüşüyor. Kan şekerinizi düşürüyor. Nasıl düşürüyor? Alıyor bu şekeri atıyor mu dışarıya? Ne yapıyor? O şekeri alıyor. Yağ metabolizmasına sokuyor. Yağ çeviriyor. Yağ olarak depoluyor. Birikiyor. Bu sefer siz diyorsunuz ki ben aç kalıyorum. Hiçbir şey yemiyorum. Niye kilo ama alıyorum? Kilo alıyorum. Niye alıyorum? İşte bu sebepten alıyorsunuz. Dikkat. Sebepten. Aman bunu yapmayın. Peki o zaman bugünü saymayalım. Dün ne yedin hayatım? Vallahi kahvaltımı yaptım dün. Reçel var mıydı? Olmazsa olmaz. Peki tereyağı var mıydı? Var. Aferin. Başka? Margarin var mıydı margarin? Yok margarin. Allah'a şükür artık margarin zararlarını herkes öğrendi. Margarin kullanmıyorum. Zeytinyağı. Öğlen yemeğinde ne yedin? Öğlen yemeğinde ne yedin? Kaç dilim ekmek yedik sabah? Bir dilim yiyorum. Bir dilim. Hocam, ne ekmeği yedik? Zeytinyağını, içine. Buday. Tam buday ekmeği. Kekik koyup şöyle bir ekmeğe bir kerecik bandıramaz. Bandıra bandıra yiyelim diyorsun. Ha, yemeyelim. Bir kerecik. Yok. Bir kerecik olur. Ama 10 dakikada bir kerecik mi? Günde bir kerecik mi? Haftada bir kerecik mi? Ekmeği içine koyup 10 dakika bekleyip sonra almaktan bahsediyor. İyice yağ elimsin. Şimdi bakın iki tane ekmeğimiz var burada. Öğlene gelmeden önce sabah ekmeğini konuşalım. Şimdi geçen senelerde bir arkadaşımın ofisine kahvaltıya davet etti. Sağ olsun gittim. Ben geliyorum diye kepek ekmeği aldırmış elemanlarına. Kepek ekmeğini kestiler dilimin ortasında şöyle bir yuvarlak halka. Kepek ekmeği üretmemiş üretenler sağ olsunlar. Gıda boyası koymuşlar. Onu da iyi karıştırmamışlar. Şöyle dalga dalga kahverengi gıda boyası. Ay, çok kötü. Niye? Kepek bir maliyet. O maliyetten kurtarmak için. Bunda da var için. Öyle açıklıklar. Sağlık Bakanlığımız. Yok bu öyle değil. Kepek var görüyorum burada kepeği. Sağlık Bakanlığımız çok önemli tedbirler alıyor. Ekmeğin unun kalitesini düzeltiyor. Artık daha kepekli undan yapılıyor. Tam buğday ununa doğru gidiyoruz. Doğru olanı budur. Bir de yaş bu, maya değil mi hocam? Beyaz ekmek, beyaz un bundan 50-60 sene öncesine kadar bulunmayan bir şeydi. Hep bunu anlatıyorum. Kitapta da yazdım. Demokrat Parti 1950 seçimlerinde diyor ki her sofraya beyaz ekmek koyacağız, sokacağız. Niye? Bulunmuyor. Beyaz un çok pahalı bir şey. Zenginlik göstergesi. Sofranızda beyaz ekmek varsa siz zenginsiniz demek. Demokrat Parti de nitekim bunu gerçekleştirmek için seçim vaadi diye daha sonra çalışıyor beyaz un yapabilmek için. Oysa bugün diyoruz ki şimdi başbakanımız diyor ki sakın beyaz ekmekten uzak durun zehirdir. Çok doğru. Şeker beyaz ekmek zehirdir. Kepekli ya da en güzeli tam buğday ekmeği yemenizi tavsiye ediyorum. Ne kadar? Bir dilim. Nasıl dilim? Trabzon ekmeğinden bir dilim böyle kesecek miyiz? Geçenlerde bir hastam getirdi. Şöyle bir ekmek. 1,5 kilo bir tam buğday ekmeği. Ondan mı keseceğim bir dilimi? Onun bir dilimi zaten yarım kilo geliyor. Hayır. Avuç içinizi açıyorsunuz. Kendi avucunuzun iki kadar bir dilim yiyorsunuz. Neyse, herkes Allah'tan kendi avucunun büyük. İki kadar. Bir dilim. Hanımefendinin elindeki ekmek yanında taşıyor. Evet gayet güzel. Tam buğday ekmeğiniz yanınıza taşıyın. Bu mayayı da söyleyin ne olur. Ekşi maya son derece önemli. Artık marketlerinizden de fırınlarınızdan da bunu talep ediyorsunuz. Bizim fırınımızda yoktu artık var. Ben yaş maya ekmek kullanıyorum. Siz talep ederseniz fırınınız yapmaya başlar. Unutmayın tüketici olarak en etkili denetimi siz yaparsınız. Bakanlıktan bir beklemeyin. Bir soru var orada hanımefendi. Önce siz deneyin. Ekşi mayayı anlatacağım. Yoğurt ve sirkeyle ekşi mayayı kendi evinizde yapabiliyorsunuz. Hocam. Hocam pehriz hiç yapamıyorum. 12-13 senedir şekerim. Geçen titriyordum. Acile gittim. Serum taktılar. Çünkü kan şekeriniz 283 düşmüş. Çıkmış şeyim şeker. Önce kendi doktorunuz şekerim. Olacaksınız. Kendi ilaçlarınızı, kendi beslenmenizi yazın kendiniz ayarlayacaksınız. Yazın kalkıza dayanamıyorum kavuna. Hani reçel falan yemiyorum. Bal yemiyorum. Beyim diyor dokunmaz ye diyor ama yemiyorum kavuna. Hocam bunun ameliyatı beyine benden da çıktı. Selam söyle dokunur. Dokunmaz efendim, diye bir şey yok. Bu şeker hastalığının ameliyatı var. Her şeker hastalığında aynı değil. İnsülini hastalar ölçüyorlar. Hastalar seçerek yapılıyor.
Şimdi şeker hastalığının bağırsaklardaki bu hep bahsediyoruz ya faydalı bakteriler, probiyotikler. Probiyotiklerin yapısındaki bozulmadan dolayı meydana geldiği ispatlandı. Bir de çok önemli bir şey, D vitamini eksikliği şeker hastalığına yol açıyor. D vitamini takviyeleri şeker hastalığından kurtarıyor insanları. D vitamini sanırız ki sadece hocam, kemik için, kalsiyum için gerekir. Hocam şeker düşürücü bitki yok mu hiç acaba? Şeker. Hemen şimdi söyleyeyim sana, şekerini düşürelim öyle mi? Hayır, hayat böyle değil. Sakın bunu yapmayın. Öyle bir şey yok. Geçmiş bir şey yok. Olsun. Konuşalım. Doktor kontrolünü kullanmak. 19 yaşındayım ve 41 kiloyum diyor. Ne kadar yesem de kilo alamıyorum. Neden acaba? Cevaplar mısınız? İkbal'cığım sanırım bu yani, soruyu sen sinir ol diye sormuşlar. Yani kusura bakmayın ama çok sinir bozucu yani. Yiyormuş yiyormuş, kilo alamıyormuş. Çok üzücü bir durum. Bu da şimdi, mı problem aslında hocam? Tabii ki benim bir kısım aslında kilo almak için gelir bana. Aslına bakarsanız kilo almak kilo vermekten daha zordur. Bütün hastalarımızda böyledir. İyi ki öyle bir problemim yok mu diyeceğim esas olan şu yani. Var. Bir, acaba kilo almanıza engel olan bir hastalığınız var mı? Tiroidiniz nasıl çalışıyor? Biz bununla ilgili bir takım tahliller yaparız. Hormonlarınız dengeli mi, onlara bakarız. Eğer onlarda problem yoksa sağlıklı olup olmadığınıza bakarız. Zayıf olabilirsiniz, problem değil. Bu zayıflık kavramı bir estetik kavramdır. Yani Keriman Halis gayet kilolu bir dünya güzeliydi ama bugünkü dünya güzellerine baktığınızda böyle çıt kırıldım. Türkiye güzeli ben zayıflattım. Kızcağız 1.80'e yakın boyla 59 kiloydu. Jüri sürekli kilo ver kilo ver dedi. 50 kiloya düştü, Türkiye güzeli seçildi. Bana göre çok zayıftı. Ama o kızcağız bütün bir yarışma boyunca zayıflayacağım diye uğraştı. Çok zayıf olmasına rağmen. Bu estetik bir şey. Buna takılmayın lütfen. Herkesin zayıflık, şişmanlık kavramları ayrı. Önemli olan sağlıklı olabilmektir. Mıyım değil miyim? Peki evet. Diyor ki donasyon ne demek? Anlatabilir misiniz? Ben donasyonun ne olduğunu bilmiyorum. Nedir donasyon İhbar? Bilmiyorum. Orada yazıyor. Acaba yanlış mı yazılmış bilmiyorum. Bir tekrar tweet atarsanız sevgili Eren Efe. Peki evet. Hanımefendi ne yapsın ne yesin, yollayalım mı? Lütfen dengeli beslenin. Evet. Her şeyi mevsiminde yiyin. Şekerli gıdalardan uzak durun. Öğün atlamayın. Çok önemli. Yani öğün atlamamaya gayret gösterin. Kahvaltı yapmadan sokağa çıkmayacağız. Bir de bu hani ille meyve suyu içenler için sebze suyu içiyorum şimdi ben. Yani 2-3 aydır kabakla havucu karıştırıyorum. Bir güzel oluyor hocam. Bildiğin gibi sabah kahvaltımda kabak suyu içiyorum. Böyle şeyler yapılabilir muhakkak. Yani içecek için sebze ve meyve suyu tercih edilebilir ama hazırını almamak gerek bir. Asla. İki, her zaman için bunun suyunu içmektense meyveyi sebze yemenizi tercih ederim. Çünkü içinde başka maddeler var ki hepsi suya geçmiyor bir. İki, posasını alamıyorsunuz. Posa bizim için son derece önemli. Ama hani portakal suyu içmek yerine... Portakalı yiyin. Çünkü kan sulandırıcı aldığım için... İşte orada yasaklarınız var. Orada yasaklarınız var. Kan sulandırıcılarla beraber etkileşime girenler var. Size bir şey, bilgi daha vereceğim. K vitamini, vücuttaki pıhtılaşmayı dengeleyen vitamindir. Hani orantılayan vitamindir. Ne de vardır K vitamini? K vitamininin çoğunluğu bağırsaklardaki probiyotik bakteriler tarafından üretiliyor. Evet. Hazırdan almak mümkün değil mi? Mümkün ama ne gereği var? Probiyotiklerinize iyi bakın. Vücudunuzda zaten size sabah yetecek kadarını üretiyor. Sabah akşam probiyotik içiyorum ben. Hatta sabah hocam Allah razı olsun. Hani içtim, makyaja devam ediliyor. Kutusu açık kaldı. Aman dedi, bunun kutusunu kapat. Bunun içinde canlılar var dedi. Tabii. Milyarlarca canlı içiyorum sabah ve akşam. Yoksa rakamı ben... tekrar verelim mi? Söyleyelim. Söyleyelim. Vücudumuzda 10 trilyon hücre var. Bağırsaklarımızda 100 trilyon bakteri var. Hücrelerin 10 katı. Yani aslında ben... biz bakteriyiz. Aynen öyle. Ben sadece gördüğünüz bir kişi değilim. Vücudumda 100 trilyon da bakteri var. 100 trilyon bakteri artı benim 10 trilyon hücrem, 100 trilyon bir kişiyiz biz. Biz ortak yaşayan canlılarız. Her biriniz öylesiniz. Tek başınıza bir varlık değilsiniz. İçinizde sizinle beraber yaşayan, sizin için çalışan bakteriler var, mantarlar benden var. Benden vardır, benden içeri. Sizi yormayalım öyle. Canım benim. Yerinizi alalım. Diyor ki biberiye ve enginar yaprağı yağ yakıyor mu? Hocamın kitabında bu bitkilerle de alakalı çok değerli bilgiler var. Gerçekten biberiye ve enginar yaprağı yağ yakar mı hocam? Şimdi lütfen bu tarz zayıflama önerilerine itibar etmeyin. Özellikle bu tarz zayıflama ilaçlarına itibar etmeyin. Efendim hiç yan etkisi yok. Bitkiseldir, yan etkisi olmayan üründür. Zayıflatıyor sizi diyen hiç kimseye inanmayın. Böyle bir şey yok. Dünyada zayıflatan bitki diye bir şey yok. Muhakkak yağ yakıcı etkisi olan bir takım bitkiler var tabii ki. Ama zayıflamanın yolu dengeli diyet yapmaktır. Sakın ha sakın internetten, televizyondan gördüğünüz ürünlerle, ilaçlarla İş yapmayın, zayıflama tedavilerine girmeyin. Evet, bu probiyotik gerçekten önemli. O da eğer yoksa zayıflamamıza çok imkan yok. Kısa bir ara olacak. Deniz Soprano muhteşem türkülerinden biriyle döneceğiz inşallah. Uğur Derin Dondurucu'nun sunduğu İkbal devam ediyor. Thank you.
neredesin sen? Neredesin sen? Güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm. Gördüm seni, yarında neredesin sen? Neredesin tanesi de seviyorum bir tanesi. Güzellerin içinde de
Helal et, güzel. Ay, maşallah. Helal hoş. Helal hoş olsun. Böyle olabilir. Teknik. Nasıl pırıl pırıl ve yukarıda çıkan bir sesiniz var. Onun müzikalitedeki anlamında bilmem müzik dilinde ne deniyor ona? Ne? Geniş oktavlı. Kendisi darbeden ama sesi geniş. Bu arada albümüm bitti. Ne zaman? Okumalarım bitti. Bir aya kadar inşallah siz sevenlerin eline geçmiş olacak Allah'ın sürpriz izniyle. Sürpriz mi olacak şimdi içindekileri? Sürpriz olacak. Aslında evet sürpriz olsun. Bilinen türküler mi var? Yeni besteler Neşet de var. Neşet Baba'dan da var. Çok güzel bir türkü var. Bilinen türküler var aslında. Beste de var. Her yöreye böyle bir dokunmaya çalıştık. Elimizden geldiğince. İsmail Derker yaptı yönetmenliğini. Mehmet Han Diş Budak aranjesini yaptı. Çok güzel bir albüm sizi maşallah bekliyor yani. Sen imza attıysan mutlaka güzel olmuştur. Güzel kız. Yani istiyorum ki gerçekten sansasyonel yaşantısıyla değil, gerçekten bu işi bilen insanlar alkışlansın. Onlar ön plana çıksın. Siz de onlara teveccüh edin. Her şeyi aslında yapan sizsiniz, biliyorsunuz değil mi sevgili seyirciler? Siz isterseniz göklere çıkarıyorsunuz, isterseniz yerin dibine geçiriyorsunuz. Evet. Lütfen layık olanlara alkış tutunuz, olur mu? Yoksa çoluğunuz çocuğunuz yanlış yollara gittiğinde ay ben ne yaptım ki deme hakkına sahip olmayacaksınız. Tıpkı bu gıdalarda da böyle değil mi hocam? Tabii ki, kesinlikle. Kendin yersen çocuğuna yeme dersen olmuyor. Aynen öyle. Kimse Meltem suçu de değil. Sıra şimdi? Bilmem. Öyle mi arkadaşlar? Püfleri İlk defa diyet bir şey yaptım hocama Meltem gösterdim çok beğendi. Bir şey söylemeyince kulağımdan kimse bir şey söylemiyor. Beni sevmiyorlar artık bugün galiba. Söylemiyorlar mı ya sana? Bir de dün Mesut Bey'in programına konuktum ya, Mesut Yarım programına. Evet, söyledik. Bu at etiyle ilgili bir soru sordu. Fransa'da normal et dana eti diye %5 maalesef at eti yedirmişler insanlar bilmeden. Dün olmuş. O açıklamada %5 diye okudu. Efendim hani Kazakistan'daki arkadaşlar yiyor, bize de ikram ettiler ama ben yemedim. Çünkü hani biz öyle et yemeye, at eti yemeye alışkın değiliz. Bir de at bizim için hani kutsal, savaşta kullanılan bir şey. Aslında tamamen evet haram ya. Değilmiş galiba da. Haram değil, evet. Yani değil mi arkadaşlar? Hani savaşta kullanılıyor diye onları kesip öldürmeyelim babında kullanılmamış. Ben de dedim ki yurt dışına gittiğimde hiç ben et yemedim. Hep ya balık yerim ya vejeteryan menü yerim. Yani sadece ot yiyormuşum gibi. O zaman böyle birisi de hiç karşılamadım. Aslında bir şey eksik söyledim. Çünkü gittiğim yerlerde Türk lokantaları varsa bize hep ağırlamışlardır. Mesela Amsterdam'da, Almanya'nın birçok kentinde. Sonra Allah'ım dedim ben yalan söylemiş gibi oldum. Türk lokantası bildiğim %100 yerler varsa yedim ama bilmediğim hiçbir yerde ben bugüne kadar et yemedim. Ya balık yerim ya dediğim gibi vejeteryan menü yerim. Şimdi birisi çıkar da fotoğrafı gösterir, İkbal yemedim diyor ama bak gördün mü buna kebapları götürdü derse. Dün sabaha kadar onunla uğraştım, kabuslar gördüm. Ay dedim ben Türk lokantalarını söylemeyi unuttum. Burada da onu açıklamış olayım. Telefon varmış Ümit Hoca'ya. Merhaba, hoş geldiniz demek istiyorum. Merhaba İkbal Hanım. Dursun Bey İstanbul'dan. Hep evet. Çocuklar Dursun düşüyor canım. Muymuş da Dursun demişler size. Bilmiyorum. Dedem rahmetli iki tane amcam olunca üçüncü de demiş eğer bu da durmazsa demiş artık şey var yani onların isminden doğru öyle dursun dursun diye bırakmış. Dursun siz de durmuşsunuz maşallah. Evet Dursun Bey. Ümit Hocam da konuşuyor. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Ulaşamadım. Reciden sağ olsun yardımcı oldular. Şimdi ben YTZ'de metrobüse şoförlük yapıyoruz. Benim gibi 600-700 tane arkadaşım var. Allah hepinizden razı olsun. Sabır güç versin size. Cümlemize. Şimdi biz aşağı yukarı 8 saat direksiyondan yani çok da kalksak böyle Zincirli Kuyu'dan avcılardan dönüş 5 dakika 10 dakika kalkamıyoruz yani. İhtiyacı görüyoruz de aynen devam ediyoruz. Şimdi bizim yediğimiz şeyler bize kilo yapıyor. Hazımsızlıktan, hareketsizlikten bazı şeyler var. Sağ olsun orada doktor arkadaşımız hani söyledi hocam da yani bazı yiyeceklerimiz ne gibi şeyleri tavsiye eder, ne şeyleri yiyebiliriz. Yani bunları tam böyle çözemiyoruz. Hı hı. Sabahları şimdi affedersiniz sabahleyin bir tost yiyoruz veyahut da bir bolda bir kase çorba içiyoruz. O şekilde çay, yine çay içiyoruz, devam ediyoruz. Öğlen yemeği molası veremiyor musunuz? Bizde yemek, hocam bizde yemek molası yok. Allah. Yemek molası vermeden çalışıyorsunuz. Aa. Evet, bize peki bir kere o zaman buradan sizin adınıza ben çağrı yapayım İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne. Yemek molası vermeden şoför çalıştırmak demek kazaya davetiye çıkarmak demektir. Lütfen metrobüs şoförlerine öğlen arası yemek molası yemek yeme vakti tanıyın. Kadın bizim ya. Hayatımızı korumak için. Bu son derece sadece, önemli. Bizim sadece Zincirlikuyu'daki
aktarma evet. yerinde, aktarma istasyonunda. Ha, zincirli kuyuda sadece çay canlı bizim orada ufak bir sandviç arası veya da püsküt çayla. Yok öyle olmaz. Öyle olmaz. Hiçbir tarafı zaten çıkamıyor. Şimdi siz zaten dengeli besleneceksiniz ki yolcularınızı sağlıklı taşıyın. Yoksa yolcuların canı tehlikeye girecek. Sadece kendi canınız değil. Bu son derece önemli. Bir kere madem 8 saat oturarak ve stresli bir iş yapıyorsunuz. İstanbul trafiğinde metrobüs kullanıyorsunuz. Binlerce insan her gün aracınıza biniyor, iniyor. O zaman bir kere sabah kahvaltınızı dengeli yapmanız şart. Sabah kahvaltısında muhakkak Türk usulü kahvaltı yapın. Yani bir proteininiz olsun, peynir ya da yumurta. Beraberinde zeytininiz, mevsim yeşillikleriniz, sabah salatası muhakkak olsun. Reçel, bal gibi tatlı yiyecekleri sabah çok fazla tüketmemeye gayret gösterin. Kahvaltı sonrasında şeker düşüklüğü yapabilir. İnsülin salgısını dengelemediği için vücut. Bunun yanında ağır margarinlerle yapılmış poğaçalardan, ağır margarinlerle yapılmış böreklerden uzak durun. Sandviç tabii ki yiyebilirsiniz ama sandviçiniz tam buğday ekmeğiyle olmalı. Arasında da şarküteri değil, yani sucuk, salam, sosis değil. Muhakkak surette peynir tercih edin arasında. Peynirli olsun. Domatesli peynirli bir sandviç yeşillik yapabilirsiniz. Koydu. Rokalı sandviç yapabilirsiniz peynirli. Kahvaltınızı muhakkak yapın. O ara molalarda muhakkak 2 saatte bir meyve yemeye gayret gösterin. 2 saatte bir meyve kan şekerinizi dengelemek için. Öğlen yemeğine buradan çağrı yaptık. Lütfen İstanbul Büyükşehir Belediyesi metrobüs şoförlerimize iyi baksın. Öğlen molası en az 1 saat versin. Dinlenmeniz çok önemli. 8 saat direksiyon. Üstelik trafikte 8 saat direksiyon sallanmaz. Mümkün değil. Bu kesinlikle insan sınırlarının dışındadır. 4 saatte bir dinlenmesi lazım. Mutlaka 4 saatte bir, 1 saat dinlenmeli en azından. Öğlen yemeğiniz sebze ve proteinden oluşsun. Yani bir çorba içebilirsiniz, yanında bir ızgara eti yiyebilirsiniz. Bunun yanında salata, yoğurt muhakkak yiyin. Veya öğlen yemeğinizde bir sebze yemeğiyle bir çorba yine yapabilirsiniz. Akşam yemeğiniz aynı şekilde. Öğlen protein yememişseniz akşam proteininizi alın. Ara öğünleri sakın unutmayın. Fakat en önemli probleminiz şu, 8 saat boyunca oturarak direksiyon sallıyorsunuz. Stres yoğun bir mesleğiniz var. Bol miktarda kortizon salgılanıyor vücutta. Onun için muhakkak surette iş çıkışında ve işe gelirken sabahları yürüyebileceğiniz her mesafeyi yürümeye gayret gösterin. Hareket edin. Kendi vücuttan sağlığınız çıksın. İçin de bu gerekli. Yani bacaklarınızdaki damarlarda problem yaşamamak için 8 saat boyunca oturuyorsunuz çünkü muhakkak yürümeniz gerekli. Günde en az 1 saat yürüyüş yapmaya gayret gösterin. Son derece önemli. Sebze, salata, çiğ sebzeyi bol bol yiyin. Yoğurt, ev yoğurdu muhakkak bol bol yiyin. Ama dengeli yiyin. Dengeli olması her şeyden şimdi, önemli. Dursun Bey'in maaşının ne kadar olduğunu ben bilmiyorum. Buradan da söylemeyin zaten ama gelişmiş ülkelerde bu tip işler yapan insanlar mutlaka bir spor salonuna giriyor iş çıkışı. Tabii. O vücuttaki biriken stres hormonunu atıyorlar, hareketleniyorlar. Olur mu? Tabii. Bir de evli misiniz Dursun Bey? Evet. O zaman eşinize çok iş düşüyor diye düşünüyorum. Yani siz daha düşünceli bir hanımın eşi olmuş olsanız bir yolluk hazırlar ya size, değil mi? Kahvaltını orada yeme, tost yeme kocacığım der. Bir sefer tası hazırlar ve ben sizin yerinizde olsam benim arabamda var. Küçücük buzdolapları satılıyor. Takın çakmak fişeğinin oraya. Yemeğinizi zeytinyağlı orada koyun. Çay molasında onu yiyiverin. Yani aslında hiç çözümsüz de değiliz. Ne olursunuz azıcık kendinizi düşünün. Değil mi Dursun Beyciğim? Çok özür dilerim İkbal Hanım. Şimdi bizim İETT'de metrobüste bizim o şekil şeyimiz yok. Çakmak yeri yok mu? Bizde öyle kesinlikle İETT'nin metrobüste yani öyle çakmak yeri bir şeysi yok. Şimdi sadece zaten olmayabilir şey. Muhakkak yani hani bir toplu taşıma çok aracı yok. Nihayetinde izin vermeyebilirler çok doğaldır. Ama buradan İETT'ye tekrar çağrı yapıyoruz. Yemek molası vermeden şoför çalıştırmak demek kazaya davetiye çıkarmak demektir. Hem şoförün sağlığı hem de yolcuların sağlığı açısından lütfen İETT öğlen 1 saat şoförlerine mola versin. 3 kere söyledi. Yemek molası ve dinlensin. Artık söyleyecek hiçbir şey yok. Evet. Burada haklısınız. Kararı siz vermiyorsunuz. İETT yönetiminin bu kararı vermesi gerek. Çok teşekkür ederiz aradığınız için. Kolay gelsin efendim, size. Ümit Hocam çok teşekkürler. Hastalarınız bekliyor ofiste biliyorum. Hakkınızı helal edin. İlaçsız yaşamdan inşallah herkes edinir. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Bol bereket olsun diyoruz. İyi yayınlar. Sağ olun.